Evet sevgili Mutlu Futbol seyircileri yayınımıza hoş geldiniz. MF Transfer'in yeni bölümünde sizlerle birlikteyiz. Göztepe'yi konuşacağız. Orçun Akten'le birlikte. Orçun hoş geldin. Hoş bulduk. Hatırlatmalarımızı yapalım. Hızlıca yayınımıza başlayalım. YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu beğenerek görüşlerinizi yorum kısmında yazabilirsiniz. Teşekkürler butonuyla bizlere katkıda bulunabilirsiniz. Orçun Akten'e ve Orçun'un kanalına da yine abone olursanız seviniriz. Ve Göztepe'de kimleri görmek istiyorsunuz? Hangi bölgede kaç takviye seçici gerekli? Bunları da yine yorumlar kısmında belirtirseniz seviniriz diyelim. Orçun tekrardan merhaba. Hızlıca yayınımıza başlayalım. Göztepe'de son olarak Mamedyuf açıklaması da geldi. Hareketli saatler yaşandı. Senden önce bir girizgah alalım. Daha sonra yayınımıza hızlıca başlayalım. Ya şimdi Göztepe'nin bu sezonki transfer politikasına bakınca öncelikle geçtiğimiz seneden ders alındığını görüyoruz. Yani geçtiğimiz sene tam bir geçiş süreciydi Göztepe için. Hem işte yönetimsel anlamda zaten Sportif Public Ağustos ayında devralabilmişti kulübü. Kısa sürede yapılan transferler, işte kadronun oluşması, bir teknik ekip değişikliği yaşandı vesaire vesaire derken geçtiğimiz yıl aslında çok hedefsiz bir yıl oldu Göztepe için ama bu yıl geçtiğimiz yıl oranla daha iyi bir Göztepe transfer dönemi görüyoruz. Mamedyuf da yani Yahoviç ve ilk dönemi açıkçası Yahoviç'in ve Demba Ba haricinde Göztepe uzun süredir nokta hedef santrafor gelmiyordu. Yani açık konuşmak gerekirse performans olarak üst seviye en azından oyuncu gelmiyordu santrafor bölgesine. Bu eksiklik Diouf'la birlikte giderildi. Ha, tabii ne performans verir bilinir bilinmez ama Diouf eklemesi yine kalede Lis eklemesi Göztepe'ye seviye atlattı diyebilirim. Peki. Evet, bir yandan grafikte gelsin tabii Göztepe'nin transferleri gelenler gidenler Mamedyuf başta olmak üzere Lis geldi, Diallo, Tarkan, Kubilay, Ali Ogün, Taha ve son olarak bir yabancı isim de var senden gelen bilgi. Önce gelenlerle biraz başlayalım istersen. Daha sonra gidenleri de konuşacağız. Ya şimdi yeni transfer Dindu yani medyada bu isimle dolaşıyor. Biz de çok tanımıyoruz açıkçası. Profesyonel bir futbolculuk geçmişi yok ama bir süredir Göztepe'li antrenmanlara çıkıyordu ve çok beğenildiği duyuluyordu zaten. Geçtiğimiz günlerde de Futbol Federasyonu sitesinde bir yıllık sözleşme imzalandığı gözüküyordu. Ama şimdi federasyon sağ olsun hiçbir şeyi doğru dürüst bir biçimde açıklayamadığı için işte biliyorsun Süper Lig'de de var. 21 yaş altı oyuncu kadrona kaydettirebiliyorsun yabancı hakkından gitmeden ama işte kaç tane ettirebiliyorsun falan bunlar şu anda meçhul. Ama Göztepe hem Dindu'yu hem de İbrahim ve Soru Diallo'yu kadrosuna kattı ve bu oyuncular profesyonel bir geçmişi çok fazla yok açıkçası. Bazısının hiç yok. Soru Diallo'nun da son 1-2 yıldır işte Senegal Ligi'nde belli başlı maçlarda bir performansı var. Ama Southampton maçında Diallo'yu izleme şansı bulduk. Özellikle hani top tekniği fena değil gibi gözüktü. Bulduğu kısa süre için tabii değerlendiriyoruz. Bir de çok net bir pozisyon yakaladı. Değerlendiremedi ama orada biraz da heyecan da vardı Diallo üzerinde. Diouf'u zaten çok konuşmaya gerek yok. Ben hatta Diouf'un ilk haberini yapan kişi de benim ama açıkçası haberi yaparken bile hani nasıl gelecek falan soru işaretleri vardı aklımda. Gerçekten çok iyi bir transfer. Bence Süper Lig'de birçok kulüpte hala oynayabilecek potansiyelde bir oyuncu. Bu yönetimin gerçekten başarısı diyebilirim diyor transfer için. Lis zaten kendini bu ülkede kanıtlamış bir kaleci. Çok kısa bir süre forma giyse de Southampton maçında da ilk 45 dakikada ortaya kalite koydu. Onun dışında Kubilay kanatsız kuş açıkçası evet birçok taraftarın serzenişte bulunduğu soru işareti yaratan bir futbolcu olsa da bence özellikle yabancı sınırı olan böyle bir ligde yerli alternatifler arasında değerlendirilebilecek bir oyuncu diye düşünüyorum ki yani geçtiğimiz yılki Kvasina performansından çok daha aşağıda kalmayacağını düşünüyorum. Tarkan Serbest zaten kalitesiyle belli bir noktada oyuncu. Kasımpaşa'da yaptıkları ortada sakatlık yaşamasaydı hatta yani çok Süper Lig'den daha aşağıda olan birinci lige gelmezdi diye düşünüyorum. Yine oralarda belli başlı takımlarda oynayabilirdi ama yaşadığı sakatlık onu mutlaka bir geriletti. Ama ben Southampton maçında iyi buldum Tarkan'ı. Bence çok büyük kalite katacak diye düşünüyorum. Ali Dere zaten bu ligin oyuncusu. Bu Evet. ligin gediklerinden ve kendini ispat etmiş bir oyuncu. Şu anda sol stoper olarak değerlendiriliyor. Çünkü Göztepe'de büyük bir sol stoper eksikliği var. Southampton maçında da Ali Dere orada görevlendirdi ki aslında biz de sezon başı transfer videosunda bunu da konuşmuştuk. Ali Dere'nin orada da belki ligde de yine yedek olarak hani
sol stoper mevkii için yine değerlendirecek oyunculardan birisi. Baktığımız zaman yine orada Tağ Altı Kardeş gibi Trabzonspor'dan çok 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 büyük bir potansiyel transfer edildi ki Tağ Altı Kardeş yani Trabzonspor taraftarının da aslında şöyle bir serzenişlerine bakarsanız ne kadar büyük potansiyel olduğunu anlayabiliriz. Gerçekten şans verilmesi gereken bir oyuncu. Son olarak da Keçiören'den o gün takıma katıldı. Yani o gün belli bir performans verebilir. Özellikle hücum anlamında takıma renk katacaktır, takıma güç katacaktır diye düşünüyorum. Southampton maçında biraz tutuk gözüktü ama bunu da normal karşılamak lazım. Daha takıma yeni yeni antrenmanlara çıkıyor. Yeni yeni bireysel olarak form tutmaya başlıyor. O yüzden o günü hemen öyle bir maçta değerlendirmeye gerek yok. O gün de bu takıma kesinlikle güç katacaktır diye düşünüyorum. Genel anlamda gelen oyuncularla ilgili düşüncelerim bunlar. Peki. Ayrılan oyuncularla ilgili de görüşlerini alacağım. Birçok isimle yollar ayrıldı. Arslan'a geçiş işte Efecan, Tarık Çamdal, Yasin Öztekin, yani Emir Ali Akman falan aklıma ilk gelenler. Ayrılanlar arasında seni şaşırtan bir ayrılık oldu mu? Hangi isimlerin ayrılığı sence yanlış oldu? Bununla ilgili de biraz değerlendirme alabiliriz. Ayrılan isimlerin hiçbirisinde yanlışlık yok. Gayet doğru isimlerle yollar ayrıldı. Hatta az bile yani. Şu an hala da zaten Göztepe'nin yollara ayıracağı özellikle yabancı oyuncular mevcut. Kiralık göndereceği oyuncular da mevcut takım içerisinde ama bir İtalya kampından sonra sanki bunlara karar verilecek ya da karar verilse de süreç uzadı. Yani Lue falan kesin ayrılacak. Yani bu süreçte açıkçası ben çok yanlış yapıldığını düşünmüyorum. Özellikle bir kalecinin satışından da iyi bir para geldi Göztepe'ye. 1.2 milyon euro gibi bir kazanç sağladı. Onun dışında 500 bin euro da kiralama ücreti vardı. Yani hiç potansiyelin çok üzerinde para ödendiğini düşünüyorum ben bu transferde. Göztepe için çok iyi bir alışveriş oldu bu. Onu da şu ana kadar doğru kullanıyor Göztepe. Onun dışında da Emir Fenerbahçe'ye kiralık olarak geri döndü. Belki tek burada bu senede kullanılabilecek oyuncu Emir'di. O da kiralıktı. Ama Fenerbahçe'de aslında şimdi şöyle söyleyeyim. Emir Fenerbahçe biraz hayal kurarak gitti. Çünkü burada iyi bir sezon geçirdi. Tüm maçlarda yani sakat ya da cezalı olmadığı sürece 90 dakika forma şansı buldu. Baktığımız zaman acaba Fenerbahçe'de en azından hazırlık döneminde bir şans bulur muyum derken hiç şans bulamadı Rusya kampında. 3 maçta 0 dakika tamamen kenarda oturdu. Biraz hayal kırıklığı olduğunu duyuyorum Emir'le ilgili. Yani Göztepe'ye aslında transfer sezonun başında Emir biraz uzaktı. Çünkü hem kulüp hem Emir kiralansa bile Süper Lig'i istiyordu. Ama şu an Emir'le Göztepe yani transfer sezonun başına göre daha yakın. Bu transfer de yine kiralık olarak gerçekleşirse kimse şaşırmasın. Yani yapılan transferlere baktığında veya bundan sonraki yapılması beklenen ismi geçen isimlere baktığında Göztepe'de nasıl bir yapılanma söz konusu sence? Yani hedef ne olacak Göztepe'de? Bunun üzerinden de bir değerlendirme alabiliriz. Ya bir kere teknik heyet ve yönetim eksikleri çok doğru belirlemiş. Yani bizim burada aslında yorumcu olarak konuştuğumuz noktalara arayışları var. Demek ki yani hem dış göz hem de içeriden gözler de aynı noktayı işaret ediyorsa hedefler doğrudur diye düşünüyorum. Ben sol stoper açığı var Göztepe'de. Bununla ilgili zaten çalışmalar ilerliyor ama yani şöyle söyleyeyim. Sol stoper konusunda Göztepe çok acele etmiyor. Çünkü az önce konuştuğumuz Emir Ortakay'a durumu var. Emir'i de bir yandan bekliyor Göztepe. Hani acaba olur mu? Hani hem sol stoper arayışını devam ettiriyor. Eğer ki fırsat transferi gibi bir durum oluşursa hemen yapacak. Ama olmazsa da çok acelesi yok. Emir Ortakay'ın da durumunu bir yandan izliyor Göztepe. Onun dışında baktığımız zaman 8 numara arayış, böyle 8-8.5 tarzı oyuncu arayışı var. Zaten onu da haberleştirmiştik. Ahmet İldiz'le görüşmeler vardı. Ahmet İldiz'in durumunun netleşmesini bekliyor Göztepe. Onun dışında da yine böyle bir kanat oyuncusu olursa Göztepe kadrosuna katabilir ama o kesin değil. Yani orada bir fırsat transferi kullanıyor ama orta sahaya bir belki iki transfer gelecek gibi gözüküyor. Hangi bölgelere kaç takviye daha gerekli diye soracaktım. Yani hemen hemen cevap verdin gibi. Yani 3 takviye, ortalama 3 takviye daha bekleniyor. Peki ayrılık olarak beklenen isimler var mı söz konusu? Tabii yani şimdi isim çok verme taraftarı değilim. Ben bunu kendim de paylaşmadım. İsimler geliyor bir şekilde kulağımıza çalınıyor ama
Yani isim vermek de çünkü futbolda biliyorsun her şey değişebiliyor bir anda. Evet. Yani şimdi isim veririz, oyuncu mental olarak düşer, performans olarak düşer ama aslında kalabilme ihtimali de olan bir oyuncudur. O yüzden hani çok gidecek oyuncular konusunda çok yorum yapmıyorum ama yabancı konusunda 2, 3, belki 4 yabancıyla dahi yollar ayrılabilir. Yani eğer ki zaten şöyle söyleyeyim, 2 tane yabancıyla kesin ayrılmak zorunda minimum. Ama bu sayı 3 ya da 4'te olması bekleniyor. Takımda transferlere hangi isimler yetkili, teknik kimin tamamen istediği kadro söz konusu mu? Bunlarla ilgili de cevap vermek ister misin? Evet, Göztepe'de farklı bir işleyiş var. Yani teknik ekip ve yönetim birlikte çalışıyorlar. Özellikle hani Kokoviç bu yıl isteklerini net olarak belirtiyor. Rasmus ve Ivan Manche de elinden geldiğince bu ekipleri yapmaya çalışıyor. Yani zaten Göztepe geçen yılda birçok kişi gördük. Tam bir sistem takımı. Yani Göztepe'nin hani mesela işte konuşmalar geçiyor. İşte Regatin, işte şu bu, yani Regatin falan Göztepe'de çok büyük yıldız gibi oynayamaz. Çünkü Göztepe bir sistem takımı. Sadece saha içinde değil, saha dışında. Yani teknik heyet ve yönetim kısmında da bir sistem takımı. O yüzden burada sistemin doğru parçalarını arıyor. Yönetim ve teknik heyet tam bir koordinasyon içinde. Yani birlikte karar veriyorlar diyebilirim bu konuda. Peki. Fikstüre geçeceğim ama daha öncesinde hazırlık maçlarını daha doğrusu değerlendirelim. Hazırlık maçlarını izledin Göztepe'nin. Takımı evet. Nasıl buldun? Hangi bölgeler alarm veriyor diye tekrar belki transfere de bağlayabiliriz. Ya da yani hangi isimlerden çok memnun kaldın? Hangi isimleri biraz soru işareti gördün? Şimdi şöyle, hem Southampton karşılaşması hem Soma Spor karşılaşması var. Ama Soma Spor hem basına hem taraftara kapalı bir karşılaşmaydı. Hani orayla ilgili çok bir veri yok elimizde. Ama Southampton maçın 90 dakika stat'taydı. Yani Göztepe ilk yarı iyi bir futbol oynadı ama ben maç öncesi de tweet atmıştım. Yani bu maçı hazırlık maçı olarak değil de biraz daha dostluk maçı olarak bakmak lazım. Çok ölçü almıyorum ben o karşılaşmayı. Evet, Göztepe'nin sol kanadı hücum anlamında çok iyi işler yaparken savunma anlamında da aksadı. Yani tabii orada Ali Derin'in ilk defa oynaması, İsmail'in arkada bazen zaman zaman bıraktığı boşluklar rakibe pozisyon olarak yansıdı. Ama tabii ki sezon başı ve bu bir dostluk maçı. O yüzden çok baz almıyorum orayı. Ve oraya da zaten bir takviye daha gelecek. Traore çok göze batan bir oyuncuydu. Gerçekten ilk 5 dakikada çok iyi işler yaptı. Ben Göztepe'yi özellikle ilk yarıda beğendim. 1-0 döndü, kapattı zaten ama yani Kıvasina, aynı geçen yılki Kıvasina, orada herhangi bir değişiklik görmedim. Soru Diallo çok kısa bir dakika aldı ama biraz ortaya kalite koyduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu bize çok net bir bilgi vermez, çok net bir done değil ama hani kumaşıyla ilgili en azından bir fikir sahibi yaptı. Tarkan kalitesi çok net belli oldu. Liz zaten yaptığı kurtarışlarla kalitesini ön plana çıkardı. O gün biraz sallandı ama dediğim gibi o da daha çok yeni. O da toparlanacak. Kumaşı belli bir oyuncu. Yalçın gerçekten çok iyi bir performans ortaya koydu. Bir gol attı, bir de çok net bir gol pozisyonuna yararlanamadı. Hani Göztepe, Engarina ve Mamah'ı şöyle yorumlayayım. Göztepe'de geçtiğimiz yıl nerede bıraktılar? Orada devam ediyorlar. Yine aynı pozisyona kadar giriyorlar. Altı pasa kadar neredeyse pozisyon bulacak miktarda oyun alanı genişletiyorlar ama işte o noktada doğru işi bir türlü yapamıyorlar. Yani bitirici eksikliği iki oyuncuda da hat safhada. O yüzden yani Engarina ve Mamah'ın bitiriciliğini kalan bir Göztepe sıkıntı yaşar. Diouf transferi işte bu açıdan zaten çok önemli olarak gözüktü. Peki başka hazırlık maçları olacak mı Göztepe'nin? Bundan sonraki takvim ne şekilde? Şimdi planlandıkça bunlar açıklanacak ama takım... Sanıyorum Camons'ta bir hazırlık maçı var. Tabii takım 22'sinde İtalya'ya gidiyor. Orada bir Cremonese ile karşılaşmalar olacak hazırlık maçı. Orada belki bir maç daha sıkıştırabilirler mi? Bilmiyorum, 10 gün kalınacak çünkü çok emin değilim. Belki döndükten sonra da zaten bir hafta sonra lig başlıyor. O hafta içerisinde bir İzmir takımıyla ya da bir Ege takımıyla en azından bir karşılaşma daha düzenlenebilir. Yani en fazla bir İtalya'da, bir de Türkiye'de belki ama İtalya'da olmasa da Türkiye'de ben o bir haftada mutlaka bir İzmir ya da Ege takımıyla, Altın Ordu olabilir ya da başka bir Ege takımı olabilir, bir maç bekliyorum. Peki. 2,5 hafta sonra lig başlıyor ve Göztepe'nin ilk hafta rakibi Sakaryaspor. Geçen sezona da Sakaryaspor maçıyla başlamış yine Göztepe.
Bu tesadüfü nasıl değerlendiriyorsun? Bir ikincisi Göztepe'nin fikstürü değerlendirmesini alalım senden. İki kardeş kulüp ilk başta karşı karşıya gelecekler. Tabii bu iki kulüp için değil bir şey ama hani tesadüf biraz ben bir tık arttırayım. Geçen yıl Sakaryabaşı Bodrum'la bitirmişti Göztepe. Bu yıl da Sakaryabaşı Bodrum'la bitiriyor. Doğru. Tek farkı deplasmanda başlayıp deplasmanda bitirmişti. Şimdi de içeride başlayıp içeride bitiriyor. Göztepe için avantajlı bir fikstür o açıdan. Yani hem evinde başlıyor hem de evinde bitiriyor. Çünkü Göztepe bu sezon çok büyük aksilikler yaşamazsa iddialı bir takım. Yani bence iki camia için de çok iyi. Çünkü böyle lige renkli bir başlangıç olacak ki birinci haftanın da maçı açık konuşmak gerekirse Doğru. yani. Tüm gözler o karşılaşmada olacak. Çok keyifli. Zaten yani Göztepe Sakarya birbirine deplasman takımlar değil. Sakarya Spor'un stadı Göztepe taraftarları her zaman açılıyor. Göztepe stadı Sakarya Spor taraftarını öyle. Çok keyifli. Dostluk havasında hak edenin kazanacağı bir karşılaşma olur umarım. Yani Göztepe'nin Sakaryaspor maçıyla başlaması bence Göztepe açısından da olumlu. Neden? Sakaryaspor çünkü takviyelerini yaptı. Aslında hem Sakaryaspor da erken ritim tutabilecek takımlardan bir tanesi ama bizim Göztepe'nin şöyle bir avantajı var. Teknik heyet gerçekten rakip analizinde ben ligde rakip görmüyorum bizim teknik ekibe. Çünkü net bir oyun planları var ama rakibe göre de farklı farklı oyuncu tercihleri ve önlemler alabiliyorlar. Şimdi Sakaryaspor'un geniş anlamda genel olarak oyuncu şablonu belli olduğu için Göztepe ona göre bir savunma gardını alacaktır diye düşünüyorum. Belki çok bilinmeyen kadrosu sonradan kurulan bir takım olsa önlem almak daha zor olabilir. Çok bilmediğiniz bir takım olduğu için ama Sakaryaspor'a dersini iyi çalışacaktır Göztepe diye düşünüyorum. Bu anlamda Göztepe evet hani baktığımız zaman transferleri erken bitirmek takımlar için avantaj, Sakaryaspor bu açıdan bir avantaj yakalamış gibi gözükse de ben teknik heyet açısından bakarsam karşısında bilindik bir takım olacağı için uzun zamandır yani birkaç ay boyunca çalışabilecekleri bir takım olduğu için Göztepe'yi de bu konuda yine avantaj yakalamış halde görüyorum açıkçası. Peki, transferle bitirelim. Transferle ilgili son bir soru sorayım. Ya, bazı isimler vardır. Beklentileri çok yüksek gelmezler. Ama geldikten sonraki performanslarıyla da çok iyi bir çıkış yakalarlar. Bu isim sence hangisi olur Göztepe'de şu ana kadarki transfer arasında? Yani sana şöyle söyleyeyim. Şimdi zaten Göztepe'nin aradığı şey aslında senin az önce tarif ettiğin nokta. Evet yani baktığımız zaman işte Diouf gibi, Lis gibi ismi tartışılmayacak transferler var ama işte Sory gibi, Dindu gibi farklı oyuncular da deneniyor. Ben Sory Diallo diyebilirim bu soruna. Çünkü diğer oyunculardan az çok ne alacağım belli. Yani çok orada bir sürpriz bir isim yok açık konuşmak gerekirse ama Sory beni heyecanlandırıyor. Bu sezon ne kadar forma şansı bulur emin değilim. Hani çünkü sonuçta bir tecrübe eksikliği var ama orada eğer ki net bir takviye de gelmezse Engalina işte Mamah olursa dakikası az olmayabilir. Çünkü onlar zaman zaman üreticilik kısmında sıkıntı yaşayan oyuncular. O yüzden ben Sory'den büyük bir patlama bekliyorum. Yine Dindu da dediğim gibi idmanlarda çok beğenilen bir oyuncu. Fiziği çok yani 1.90 neredeyse 2 metre yakın bir oyuncu olmasına rağmen orta sahada oynuyor. Yani o da heyecan verici bir oyuncu. İki oyuncu da fark yaratabilir. Peki. Orçun teşekkür ederiz. Yayınımızın sonuna geldik. Varsa son sözlerini alalım. Daha sonra yayınımızı kapatalım. Yani tüm takımlara başarılı bir sezon diliyorum tabii ki. Göztepe iddialı bir kadro kurdu. İddialı kadro kuran takımlar var, kurmaya çalışan takımlar var. Bence birincilik güzel bir sezon geçirecek. Özellikle playoff yarışı çok heyecanlı olacak diye düşünüyorum. Yine ligde kalma yarışı da ayrıca heyecanlı bir hal alacaktır. Çünkü iki tarafa da çok aday var. Çok birbirine denk kadrolar var. O yüzden güzel bir sezon bizleri bekliyor diyorum. Ben teşekkür ediyorum. Peki. Notlu Futbol seyircileri yayınımızın sonuna geldik. Bizleri takip etmeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Herkese iyi haftalar dileriz. Bütün takımlarımıza yeni sezonda başarılar dileriz. Görüşmek üzere.